Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Irkçılığın, bölücülüğün çaresi nedir? İnsanın iki yönü vardır. Ruh ve beden. Bedensel ihtiyaçların yönelik tedbirler alınması gerektiği gibi ruhsal ihtiyaçların yönelik tedbirlerin daha da öncelikle alınması gerekmektedir. Yoksa ruhu olmayan bir beden gibi oluruz. Bu açıdan ruhi, kalbi ve akli ihtiyaçlarımız için manevi tedbirlerin alınması mutlaka gereklidir. Bu ihtiyaçlar hem kişisel, hem aile, hem kurumsal, hem de toplumun bütün yönleriyle alınması ve doğru yollarla giderilmesi lazım. Bu açıdan konu sadece yöneticileri değil, her kişiyi, her aile reisini, her yöneticiyi, topluma yön veren her uzmanı ilgilendirmektedir. Ayrıca ırkçılık ve bölücülük fitnesini söndürmek için en başta Şark'ın, Anadolu'nun, Doğu'nun, kısacası insanın ve toplumun fıtratını ve yapısını iyice bilmek gerekiyor. Bu fıtrat dikkate almadan uygulama alanına konulacak bütün tedbirler temelde yetersiz ve isabetsiz kalmaya mahkumdur. Özellikle Şark insanının ruhunu tahlil ve huylarını tetkik etmeden köklü tedbirlere ulaşılamaz. Şark ayakta tutan şey dini duygulardır. Bu fıtrata uygun bir cereyan verilmediği takdirde alınacak bütün tedbirler ister ekonomik ister idari olsun geçici olacaktır. Temelsiz kalacaktır. Doğunun ve Doğu insanı mizacını, ahlakını, huyunu fevkalade iyi bilen Bediüzzaman Hazretlerinin Şark insanının karakter ve yapısı ilgili şu tespiti dikkate alınması gereken hayati bir ölçüdür. O şöyle der eserlerinde: bu millet-i İslam'ın cemaatleri çendan, bir cemaat namazsız kalsa, fasık da olsa yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta umum şartta umum memurlara dair en evvel sordukları sual buymuş. Acaba namaz kılıyor mu derler. Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler. Kılmazsa ne kadar muktedir olsa nazarlarında müttehemdir. Bir zaman Beyt-i Şebab aşairinde isyan vardı. Ben gittim sordum. Sebep nedir? Kaymakamımız namaz kılmıyordu. Rakı içiyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıya idiler. Enbiyanın ekseri Şark'ta ve hükemanın ağrebi Garp'ta gelmesi kader ezilinin bir remzidir ki Şark'ı ayağa kaldıracak olan din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil. Şark'ın fıtratına muvafık bir cereyan veriniz, yoksa sayeniz ya hebaen gider veya muvakkat sati kalır. Şimdi bu teşhis gösteriyor ki Şark'a tayin edilecek idarecilerin özellikle dindar ve hamiyetperver insanlardan seçilmesi ciddi bir zaruret olmaktadır. Çünkü Şark insanı söz ve beyandan ziyade fiil ve uygulama ve davranışları arar. Aksi halde hamiyetperverlikten dem vuran, milletimizin kültüründen, örf ve geleneklerinden, mizaç ve hissiyatından habersiz üst tabakadan bazı laubali aristokratların sadece ekonomik ve siyasi tedbirleri esas alıp insani tesirleri her zaman yeterince hesaba katmayan bazı teknokratların gerekli tedbirlerden ziyade şekle gereğinden çok yer veren bir kısım bürokratların milletin ruhuna mal olmayacak basit tedbirleriyle bu meselelere çözüm getirilemez. Diğer taraftan olumsuz ve yıkıcı cereyanlar karşısında halk ile devletin bütünleşmesi lazımdır. Halkın devlete göstereceği teveccüh ve itimat kadar devletin de halkın hissiyatına inmesi ve halkın hissiyatını esas yapması da gerekir. Çünkü Şark'ın kaderi doğrudan doğruya Şark insanının şuur, idrak ve imanıyla ilgilidir. Şark insanını ümit, azim ve şuur vererek uyandıracak asli değerler 1400 senelik manevi mirasımız olan din ve kültürümüzde zaten mevcut. Bu değerler manzumesinin ortaya çıkartılmasıyla onun kudret, kuvvet, muhabbet, feraset, şecaat ve basiret gibi sıfatları inkişaf edecek. Bu inkişaf neticede birlik ve muhabbeti pekiştirecektir. Şark'ı ihya etmek için evvela dini duygular hayatlandırmak gerekiyor. Çünkü toplum bünyesinde en yüksek moral güç din ve ahlaktır. Bir cemiyette dini hisler ihmal edilir, genel ahlak kuralları bozulursa toplum hayatını birbirine bağlayan bütün bağlar çözülür, fertler madde ve ihtirasların kurban olur, vatan yabancı ideolojilerin istilasına uğrar. Milleti, gençliği gerçek ulvi değerler değil, sloganlar yönlendirmeye başlar. Cemiyet asli yönünden çıkar, Allah korusun, kitler arasında en korkunç ve en büyük felaket, ruhi ve hissi bir uçurum meydana gelmesine neden olur. Şark'ta bu uçurumu açmak isteyen ve iç ve dış düşmanlar elle vererek sistemli bir çalışma yapıyorlar. Bu uçurumu kapatmak için ekonomik ve siyasi tedbirlerle beraber onlardan daha çok ruhların, akılların ve kalplerin ilacı ve gıdası olan manevi tedbirleri almamız gerekiyor. Şark'taki bu fitneyi söndürebilmek için Enfal suresinin kıyamete kadar güzelliğini muhafaza eden şu değerlerine kulak verelim. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydınız onların gönüllerini birleştiremezdiniz. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Şimdi bu ayetleri ifade ettiği mana nedir? Şudur. Sadece kalıpların, maddi cesetlerin bir araya gelmesiyle imtizaç, muhabbet, ülfet temin edilemez. Hatta bu hususta yeryüzünün bütün servetleri seferber edilse bile aradaki husumeti, kin ve nifakı, nefret ve öfkeyi kaldırmak mümkün değil. Kalpleri birbirine bağlayacak tek çare manevi bağlarla toplumun bünyesini dokumaktır.